Ambulans isteyin, ambulans! Tamam, tamam. Çabuk, çabuk ya! Şuradan bir polis arabası çağır. Tamam, tamam, kaldım. Evet. Çabuk abi, evet, çabuk! Hadi abi, polis görüyorsunuz. Arabası! Görüyorsunuz. Gel, 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 gel. Bahçe kafilesi şu anda. Abi şuraya bindirelim ya. Hadi bindir. Kaç. Evet. Hemen hastaneye, hemen. Sıkı tut burnu. Biri binsin. Evet görüyorsunuz. Hadi hemen. Otobüsün şoförü yaralandı. Fenerbahçe kafilesine taş atıldı gördüğünüz gibi. Evet, Ufuk Kıran Beyefendi'nin durumu şu anda iyi, çok şükür. Hastanede, Karadeniz Teknik Üniversitesi'nde hastanede. Allah acil şifalar versin. Hanımıyla arkadaşlarımız bir röportaj gerçekleştirdi ailesiyle. Onu da ekranlarınıza getireceğiz ama gecenin önemli bir kahramanı var. Bu gecenin gerçekten önemli bir kahramanı var. O otobüsün şarampole yuvarlanmamasında tabii ki Ufuk Bey'in büyük bir etkisi var. Soğukkanlılığı, şok olmasına rağmen soğukkanlılığını korudu ama... Serkan Kılıç değil mi arkadaşlar? Yanlış söylemiyorum. Evet. Güvenlik, Fenerbahçe güvenliğinden sorumlu Serkan Kılıç Bey. Ama ne olursunuz dikkat edin. Fenerbahçe'yi koruyan bir güvenlik bile olsa o andaki şok anına bir bakın. Ama Allah ondan razı olsun ki frene basan kişi o anda vurulduğu anda sol ayağıyla geliyor frene basıyor. Otobüsün frenine basıyor. Yoksa otobüsün bitti. Durmasına sebep oluyor. Yavaş yavaş ağır ağır frene basıyor. O kahraman kardeşimizi bir ekranlarınıza getirelim. Sonrasında dönelim. Evet. Tabii yakında bomba da atarlar. Tabii yakında bomba da atarlar. Serdar Bey'le olmasa biliyor musun? Yani adam kendini kaybetmiş adam. Evet. Serdar Kılıç Beyefendi'ye çok çok geçmiş olsun. Çok da teşekkür ediyoruz ayrıca. Dün Sinan Engin de defalarca söyledi. Evet Ertem zaten şoför yine kontrol yani vurulmasına rağmen yine dörtlüleri falan yakıyor. Evet evet. Yani dörtlüleri yakıyor çünkü dörtlüleri yakıyor. Ondan sonra kontrolünü kaybediyor kendisinin. Kafası düşüyor direksiyona. Onu görünce güvenlikçi. Tabii. Güvenlikçi onu görünce öyle olunca gidiyor ayağıyla basıyor. O panikte yani böyle bir şey yok bu. Arkadaş ya. Yani bir otobüse yani bu nasıl bir cehalet? Onun için söylüyorum yani. Dur. Bir otobüse ateş ettiğin zaman bunun neler getirebileceğini, bunun sonucunun ne olacağı. Yani bu otobüsü oradan aşağı uçuracağım. 40 kişi ölür falan. Yani bunu nasıl düşünüyorum abi, ya? Abi otobüste Fenerbahçe ambulemi de yok. Bakın. Ya fark et. Tabii yani ya. Diyorum. Bakın burada var, bir dostum artık. Söylüyor bu. Olmaz. Meşhur bir Rize firması. Önemli bir bravo. Kişi. Olmaz. Bakın, amblem olmaz. Alın, ne var biliyor musun Rasim? Olmaz zaten. Şu, hiçbir zaman bak, takmayız. Anadolu'da da ama ayrı bir şey var. Önde eskort var. Arkada koruma polisleri var. Yani polisi... Yani polis var bir de. Peki Sinan abi bir şey soracağım. Polis var. Baba bir şey söyleyeceğim. Cahil bir adam. Eskortla gitmez misin seyahatlerde? Tamam ama. Önde eskort verir otele. Hani eskort olmasına rağmen. Cahil bir adam. Abi cahil bir adam. Ben başka bir şey söylüyorsun. Fenerbahçe otobüsü olduğunu. Hayır. Arada 80 metre mesafe var. Bir şey söyleyeyim. Ertem. Bakın burada 2-3 kişi beraber ayrı var. Şimdi otobüsün oradan gelişi belli. Otobüs saati geliyor baktığı zaman ön tarafta polis geliyor. Çakarlarla yani yanıyor. Şeyler yanıyor. Lambalar yanıyor. Onun için de bir kişi falan değil. Ben onu söylemiyorum. Ama böyle bir organizasyonu bak böyle bir organizasyon emirini çok aklı başında bir adam vermemeli diyorum. Vermez diyorum şimdi yani. Bana bu cahil 3 tane cahil kahvede oturmuş atlanmış. İçmişler neyse. Böyle bir şey düşüncedir. Bak ben sana söyleyeyim. Ya
Koca Fenerbahçe otobüsünü 40 kişiyi sen nasıl yani öldürebilirsin ya? Ya bunları düşünebiliyor musun? Şimdi, bugün ülke karışmıştı. Doğru. Yani bunun altından çok kalkamaz. Bu çok kötü oldu. 3 tane oradaki... Ama yani, yani bana göre 3 tane cahil adamın tüm Türkiye'yi karıştıracak bir zekası olduğu kanaatinde değilim. Şimdi de bakın önemli bir şahıstan bana gelen mesaj. Fenerbahçe kafilesini taşıyan otobüs... Bu çok tanıdık bir şahsiyettir. İsmini veremiyorum. İsmini izni almadığım için. Rize firması. İsmini de yazmış doğru, firmanın. Biliniyor. O güzergahdan her gün bir sürü Rize, İstanbul, Rize, Ankara, Rize, İzmir arası düzenleyen o aynı firma. Evet. Ve çok otobüs geçiyor. Ve dikkatle bakılırsa otobüste Fenerbahçe amblemi yok. Yok doğru. Gecenin karanlığında şehirler arası yüzlerce otobüsün yolcu taşıdığı aracı birebir nasıl tahmin edildi? Önünde eskort var. Önünde geçen bir polis otosu var. Çevik kuvvet polisi var. Ortalama 120 kilometre hızla giderken o polis arabası tesadüfen herhangi bir otobüsün önünde olabilir. Sadece bir polis otosu varmış. Doğru, devleti bir polis otosu. Önünde eskort. Arkasında bir basın mensupları var. Basın araçları yani var. Yani diyor ki polis otosu orada tesadüfen herhangi bir otobüsün önünden de gidebilirdi. Çekimlere dikkat ettiğinizde gece karanlığında loş ışıklandırmanın bile olmadığı şehirler arası bir yer. Gecenin o karanlığında Fenerbahçe ambleminin olmadığı ortamda otobüsü tahmin etmek imkansız gibi. O bu otobüsün plakasıyla Fenerbahçe'ye ait olduğunun istihbaratı olmadan senin dediğin doğru haklı çıkıyor Çakar. Olması imkansız bir eylem. Rasim şöyle yapalım mı? Bana göre bu %100 bir örgütsel olaydı. Örgüt söylüyor. Nedir? Bir de şunu söyleyeyim. İçeride bakın, mi dışarıda mı? Empati yapalım. İstihbarat örgütü mü? Empati her şey yapalım. Olabilir. 9 numarayı bir alttan DSP olarak verin. Arkadaşlar. Şu ihtimal de var. İhtimal olarak. Sinan'ın dediği gibi. 2-3 tane Trabzonlu cahil çocuk. Bu bizim 3 Temmuz'dan beri hakkımız yendi kurşunlarının olduğu yerler gösteriliyor. Hakkımız yendi. Niye şoföre? Bir dakika. O zaman mantıken düşünelim. 100 kilometre hızla giden bir otobüse önce şoförün önünden şoföre sonra otobüs önünden geçerken yan camına atacağını tarar be bak genel tarar otobüsün tam yapar. Ortasına at saçmaların aynen. Hepsi otobüse isabet etsin aynen. Ve muhtemelen de Allah korusun bazı Fenerbahçeli oyuncular ölsün veya yaralansın ha bütün bunlara rağmen diyelim ki olay fanatik bir Trabzonsporlu taraftarın yapmış olduğu bir suikast eylemi olsun. Profesyonel bir suikastçı bu. Ha, o zaman da şu an devlet önlemini alacak. Aynen. Tabii yani şu işte karşı karşıyayız. Bir dakika ya. Burada bizim konuşmalarımıza gıcık kapan bir fanatik de çıkışta bizi tarayabilir. Bakın bunları kim söylüyor? Bakın beyler 10 sene önce bırakın saçmayı maçmayı. Evet. 9 milimetrelik 5 tane kurşun. Seni niye vurdun lan? Bu işlerden niye dolayı öldürttü adamı? Yani ben kimsenin karısıyla kızıyla işim yok. Tek sene dalacağım vereceğim hocam, yok. Hocam örgüt olarak diyorum ki yani bir örgüt yani bir örgüt kalkıp da Türkiye'yi yani, karıştırmak için bir isim bağlamak olmadı. Beni çakallar falan vurmadı. Hocana gidemiyorlar. Benimkini 3 tane fanatik Ahmet Çakar abuk subuk konuşuyor. Ahmet Çakar haddini bildirelim diye. Hocam bir futbol ama beni kimin vurdu biliyoruz. Açık konuşuyor. İki isim vardı. İsimler hukuki sıkıntı vermez. Birincisi düştü. İkincisi şu anda benim kafamda hala failim, meşhulüm. Bakın 5 kurşun yemişim. Seninki olay. Ama hocam çevirmişim. Bak senin şu olayda tetikçinin yakalanması çok önemli. Bakın eğer iddia ediyorum sen de tetikçi yakalanabilseydi muhakkak arkasında tahmin ettiğimiz o kişilerden biri oldu çıkacaktı. Tetikçi yakalanamayınca şu an kaldı. O günlerde sana şu bir anda tane, söyleyeyim mi? Bir tane gönderdi. Senin bana şunu da diyebilirsin. Işte. Tıpkı dün akşam dendiği gibi. Kardeşim. Bır 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 konuştun. Şu takım bu takımın fanatik bir holiganı. Geldi, kafayı sana geldi, taktı. Sana sıktı. Gitti 9-15'lik silahı aldı. Seni izledi iş yerine gelirken sırtına, kasığına, karnına. Ya, hayırlı şeyler sıktı. Bir dakika abi ya. Sıktı. Aynen. Sonra da kaçtı. Aynen. Bu birinci ihtimal. Veyahut da birisi azmettirdi. Büyük başlardan biri. Beni vurdu. Şimdi dün akşam ihtimal olarak Sinan'ın dediği ihtimal de olabilir. O ihtimalse ne yapacağız? O zaman o ihtimal doğruysa şu çıkacak. Hemen yakalanacak. Aziz Yıldırım. İbrahim Hacı Osmanoğlu, Fikret Orman, Federasyon Başkanı Yıldırım Demirören, yorumcu Ahmet Çakar, Rasim Ozan, Erman, Ali, Veli, Hasan, Hüseyin laf şeylerine konuşmalara dikkat edecek. Böyle bir usul yok. Ben insanlar şey yapacak diye konuşmalarıma bir yere kadar dikkat ederim. Şunu yapamam. Ey Trabzonlar gidin Fener'i Allah korusun. Amacı var. Sakın 2014 demokrasi bir dünyasında şöyle bir şey yok.
Asla şöyle bir şey yok. Ben inancımı söyleyeceğim. Toplum kafayı takacakmış, gidip oğlana veya bana sıkacakmış. Ya, öyle oldu mu ne olur biliyor musun Türkiye? Hiç kimse konuşamaz. Hocam Türkiye aynı örnek değil. Aynı örnek bakın biz şu anda programı yaparken birçok haber kanalında bir kısmı muhalefete, bir kısmı iktidara şu anda giydiriyor. Şu doğru dakikalarda. Doğru söylüyorsun. Doğru söylüyorsun. Milletvekilleri, başbakan, muhalefet arasında bizim burada yapmış olduğumuz konuşmalardan çok daha sert, sevimli, acımasız konuşmalar sevimli, oluyor. Sevimli bir programımız biz ya. Üstelik konuşmaların hepsi bel altı. O ona bilmem ne diyor. Hep bel altı. Biz ne oluyor sevimli, o zaman bunu hatta göre. Yarın kafayı takan bir CHP'li gitsin AK Partili'yi vursun. Yok, kafayı takan AK Partili CHP'li'yi mi vursun? Türkiye'de hiçbir suikast azmettirmen olmaz. Türk halkında bakın. Bu ülkede yalnız kurtlar yoktur. Bu Avrupa'da var. Yalnız kurt derler ona. Yani tek başına hareket eden, tek başına planlayan, yapan kişi. Türkiye'de yalnız kurtlar yoktur. Örgütlenmiş kurtlar ya da köpekler ya da ne dersen de örgütlenmiş tetikçiler vardır. Evet. Türkiye'de yalnız kurt teorisi kafasına göre gitti vurdu. Böyle bir şey yok. Tamam, çok derinlere sokmayalım işi. Olay bir organizasyondur. Evet. Ya daha bunu, devam edeceğiz buna. Bunun organizasyon olduğunu zaten bu belli. Ama, evet. Yani bu organizasyon olduğu belli arkadaşlar. Bu belli çünkü ama bakın. Zeki başında otobüs önce. Hızlı geçiyor. Bir, çok zeki. Otobüs hızlı geçerken karşıdan ateş ediyor. Otobüse iki el diyor değil mi? Valimiz de iki el dedi. Evet. Yani içinde bilyeler olduğu için dağılıyor saçmalar. İki el. Dolayısıyla yetiştirememiş. Yani hızlı da geçiyor. Yetiştirememiş de yani fazla da basamamış tetiğe. Onun için bunu zaten bir organizasyon oldu. Böyle şey beklenmiş. Evet. Geliyor bilmem ne olacak falan. Hazırlanmalar çıktılar. Bunlar var. Ben bunları söylüyorum. Ama diyorum kardeşim. O çıkarsa ne olacak? Bu çıkarsa ne olacak? Diyelim örgüt dedik. Bir örgüt. Uluslararası devlet, falan bir örgüt. Veya, bunu, örgüt çıktı. Ki. Veya çıktı bir tane dedi ki Trabzonspor taraftarı ben Fenerbahçe taraftarına Fenerbahçe şeyine işte kızgınım öyle dedi falan zaten. Dersen o bir dakika. Öyle birileri çıkartacaklar. O dediği zaman ne olacak o zaman. Ben diyorum ki arkadaş biz bu zamana kadar zaten hiçbir şeye dikkat etmedik. Hep başımıza bir şey geldikten sonra hep önlemleri alıyoruz. Hep önlemleri o zaman alıyoruz. Bu otobüs Rize'de kupa maçı oynadı biliyorsunuz. Bakın bu çocuklar ucuz atlatmıştır. Dünyaya falan rezil olmak falan önemlidir arkadaş. Bu çocuklar bir şey olsaydı ne olacaktı? Aynen öyle. Yani canları. Hepsi hikaye. Aynen öyle. Fenerbahçe zarar gelse hepsi. Başka değil mesele. Allah burada korusun. 40 tane can. Ben diyorum kardeşim ses getirmek isteyen başka türlü getirir. Burada Fenerbahçe camiasına bireysel olarak bir saldırı olmuştur. %100 ben başka bir mesela şimdi ben. Bir eleştirim var yalnız. İbrahim Hacı Osmanoğlu'na. Çok ağır bir eleştirim var. Bunu da yapacağı anlamda söylüyorum. Bakın kardeşim. Türk futbolunda 12 Eylül gibi bir olay yaşanmış ve direkten dönmüşüz. Türkiye'de iç savaşa kadar götürebilecek bir fay hattının açılmasıyla yüz yüze kalmışken Allah korumuş. Ben şunu isterim. Sayın İbrahim Hacı Osmanoğlu bugün bir televizyon kanalı bize değil bir haber kanalına çıkacak. Çok net bir şekilde Fenerbahçe'ye yapılan olayın son derece adice, tabii. Ahlaksızca, sinsice, evet. Pusudan yapılmış bir olay olduğunu kendi sesiyle açıklama yazdığını anlamam ben. Ve Fenerbahçe camiasına geçmiş olsun diyecek, sorumluların bir an önce yakalanması için her şey yapılıyor diyecek. Devlet artı bundan sonra da barış elini uzatacak. Diyecek ki hepimizin hatası olabilir. Tamam dostlar belki de bu olay bizi barış... Şimdi İbrahim Hacı Osmanoğlu hala bunu yapmıyorsa... Açıklaması var hocam. Bir şeyde... Hayır hemen bizde, hayır abi ben görüyorum. Trabzon açıklama yaptı hocam. Bir. Açıklaması var. Ertem. Dün yaptı hocam. Ertem hemen yaptı. İbrahim Bey'in lafla mı yaptı? Hayır yazılı. Resmi siteden açıklama. İbrahim Hacı Osmanoğlu açıklaması bir şey düzeltelim bir açıklık getirelim. Yazılı yapmış biliyorum. Şimdi birazdan... Ama lafla işliyorum. Bu hainler yakalansın hemen bir adam. Şimdi bir şeyi... Demin bizde zaten o görüntü var tüfeğin görüntüsü biliyorsun evet, tüfeğin. Evet, kırmalı, birazdan, kırmalı. Evet iki fişe kalıyor. Gelecek birazdan. Evet iki fişe kalır o biliyorsun kırmalı doğru, hepimiz biliriz. Av tüfeği onun için yetiştiremedi derken fazla. Evet iki taneyi sıkmış gitmiş. Yani onun için diyorum ben ya neyse bekleyelim görelim ne İsmail çıkacağına bakalım. İsmail Hoca ile Emre Belezoğlu'nun otobüs içerisindeki diyaloğu ve, var. Ve kurşun hala kafasındaymış evet, şeyin. Evet maalesef. Şoförün hala kafasından çıkaramaz. Saçma neyse hocam. Kurşun ne saçma ne diyor. Küçüğü büyüyor hocam. Biri küçük biri. Küçüğü büyüyor. Suratı parçalanmış adamın. Böyle evet. Yazık günah Allah. Ve biliyorsun Rize Spor Teknik ekibinde çalışıyormuş. Tabii kardeşim. Tabii abisi. Analizciymiş. Ha.
Yani şoför mü? Şoförün, evet. Evet, bir izleyelim. Emre Belezoğlu ile İsmail Kartal olay anlarını anlatıyor. Bizi ekrandan al Serkan'cığım, rica edeceğim yönetmeninden. Bir otobüse biniyor Emre Belezoğlu. İsmail Hoca ile konuşuyorlar. Tabii Emre de çok üzgün, İsmail Hoca da çok üzgün ve şoktalar. Bir görelim, sonrasında dönelim. Evet, Emre Belezoğlu ile İsmail Hoca böyle bir diyalog içerisine giriyorlar. Yine sevgili seyirciler, tüfek görüntüsü, tüfeğin bulunma anı şimdi ekranlarınıza gelecek. Hemen isterseniz 13 numaralı görüntüyü bir ekrana getirelim. Silahın bulunma anı. Arkadaşlarımız Trabzon'da, Devrim Zengi ve sevgili kameraman arkadaşım Mehmet sabahın köründe olay yerine gittiler. Orada incelemeler yaptılar. Olay inceleme ekiplerini beklediler ve Beyaz TV kameraları bu görüntüleri sıcağı sıcağına sizlere ekranlarınıza getirecek. Aradan biraz saatler geçti ama saçma bir anons oldu ama bağışlayın. Ama çok önemli görüntüler, sıcak sayılır, çok önemli görüntüler. Tüfek oraya kadar nasıl gitti? O şahıs ya da şahıslar nasıl bir plan içerisinde oraya kadar koştular? Bir izleyelim, sonrasında dönelim. Çok önemli görüntüleri şimdi Beyaz TV parkıyla ekranlarınıza getiriyoruz. Evet, şu anda dün akşam Fenerbahçe'ye ateş edilen tüfeğin ormanlık alanda bulunduğu söyleniyor. Görüyorsunuz, olay yeri inceleme ekibi oraya doğru gidiyor. Tüfek bulundu mu acaba? Tüfek bulundu. Dün akşam Fenerbahçe'ye ateş edilen tüfek olay yeri inceleme ekibi tarafından sabah saatlerinde bulundu. İşte gördüğünüz o noktada tüfek bulundu ve şu anda inceleniyor ve olay yeri ekibi o tüfeği alıp incelemek üzere laboratuvara götürecek ve şahısların kimlikleri, şahıs ya da şahısların kimlikleri tespit edilmeye çalışılacak. İşte o tüfek, gördüğünüz gibi ateş edilen tüfek alındı ve araca doğru getiriliyor. Evet, şu anda ateş edilen tüfek bulundu ve araca doğru getirildi. Olay yeri inceleme ekibi o tüfeği buldu ve incelemek üzere laboratuvara götürecek. Olay yeri inceleme yaptınız, bir tüfek buldunuz. Biraz bilgi alabilir miyiz, balistik incelemesi yapacaksınız? Teşekkür ederim arkadaşlar. Polis görevini yapıyor, tamam mı? Trabzon Emniyeti görevini yapıyor.
Evet sevgili seyirciler, o tüfek beyaz TV kameraları tarafından tespit edildi. Trabzon emniyetini kutluyoruz efendim. Bizi seyreden milyonlarca Türk vatandaşı şu soruyu soruyorum. Son bir haftada Türkiye'de yaşanan olaylar bir. Bir üst akıl diyor ki istersem siber saldırıyla Türkiye'yi elektriksiz bırakırım. İstersem adliyeye girerim taşeronlarımla en kutsal yerin en güveni savcıyı rehin alır öldürürüm. Arkasından istersem kalbin Vatan Emniyet Müdürlüğü'nü tararım. İstersem en çok sevilen sosyal aktivite olan futbolda fay hattını car diye yırtarım. Şimdi emniyete de ben eleştiri getirmek haddim değil ama ben getireceğim. Sevgili polis kardeşlerim. Tüfeği madem buldunuz. Tüfek bulunan yerden laboratuvara kadar naylon içinde gider. Çünkü niye? Tüfekte özellikle genetik materyal vardır. Saç deli. Tırnaktan alınmış tırnak kalıntısı, deri. Yarın bir gün adamı yakaladığım vakit tüfekte bulunan bu genetik materyallerin ölçülmesi lazım. Üst üste olması lazım. Baldır küldür getiriyorsunuz şimdi. Siz olay yeri incelemişsiniz. Türkiye'yi kana boğabilecek, iç savaş çıkartabilecek potansiyel bir eylem kazasız bela az kazayla atlatıldı. E sen tüfeği baldır küldür getiriyorsun, koysana onu naylona. Çünkü yarın bir gün zanlıyı yakaladığım vakit tüfekte bulacağım bir materyal. Bu kadar basit bir şey bile düşünemiyor musun? Hayır abi, ben mi gerizekalıyım? Bak şimdi tüfek değil mi? Bir tek şey bilirim ben. O tüfekle ateş edilmişse balistik incelemede kurşundan tüfek bulunacak. Peki. Ola ki tüfeğin üzerinde bir tane kıl buldu. Biraz kıl. Geri alıp oynatsanız onu arkadaşlar. İyi diyorsun. Şeyle alıyorlar değil mi? O dediğiniz yere. Şimdi bakın dediğiniz yere. Bulduk. Belki de ben yanlış görüyorsam Trabzon emniyetçilerinden özür dileyim. Şimdi bakın. Beyler. Çok belki Miami Vice mi neydi o bir onları seyrediyor. CSI. Adli tip okudum. Ben az çok da bunları bilirim. Şimdi ben emniyetçi arkadaşlara soruyorum. Sen bu şimdi tüfeği baldır küldür getiriyorsun, burada dur. Bu tüfeği naylona koysan. Ağzını kapatsan. Elinde naylon var hocam. Nasıl? Elinde naylon var. Onun elinde eldiven var. Eldiven var. Eline telefon. Onun bahsettiği şey şu. Haklı o. O değil yani o. Elinde çıplak götürürken. Bir dakika. Üzerinden şu anda kıl kalkar belki, bilmem ne yapar. Tüfeğin tetiğinin kenarına tetikçinin kılı takıldı. Derisi takıldı. O laboratuvar incelemesinde oradan bir genetik materyal bulursun. Adamı da buldun. Yakaladın şüpheliyi. Ver bakayım evladım DNA'nın dersin. Bu tutuyorsa bak bu tüfeği sen kullanmışsın. Bitti. Çok önemli bir delildir. Şimdi ben polise bu kadar mı zor bir naylon poşetin içine koymak bu tüfeği? Şimdi sen sallana sallana götürdüğün vakit belki de yeni kıllar bulaşıyor. Genetik başkalarının veya düşüyor. E şimdi bu basit işi de yapın ya. Ha şimdi burada insanın aklına 1000 tane fırıldak gelir. 1000 tane fırıldak gelir. Ben bu fırıldakları da söylemek zorundayım. Ben burada tabii, kimseyi tabii. Filan de koruyacak halim yok. Tabii. O gün Samas rahmetli Hrant Dink'i vurdu. Samsun'da birileri onu jandarmaya teslim etti. O çok adice bir şey. Şimdi bakın beyler, eğer böyle işler falan varsa. Hayır. O öyle olmadı. Samsun'da yakalandı, evet. Otobüste. Ama Samsun'da sonra, gelişebiliyor. Sonra oradaki bazı densiz jandarmalarda biliyorsun gittiler fotoğraf çektirdiler. Samsun'da yakalanacağı önüne ilgili haberler çıkmıştı. Olabilir. Niye adam Trabzon'da? Şunu sen söylüyorsun, doğru. Haklısın. Eğer birileri çıkıp. Ben bir Trabzonsporluyum. Trabzonspor için bunu yaptım derse bu kişiye inanmayacağız. Bir kez tetikçi yakalanacak, bekleyeceğiz. Onlara bakmamız lazım. Bunlar palavradır. Yani bu işle şimdi ben gördükçe daha da dereye atılması vesaire. Şimdi üzerinde muhtemelen elize olmayacak. Tabii burada Trabzon Emniyeti, Trabzon Jandarması çok dikkatli olması lazım. Daha evvel maalesef o gün Samas olayında Trabzon Emniyeti için. Şimdi daha inanmıyorum. Allah'a yani. Şükür şu an daha inanmam yani daha güzel şeyler olabilir. Çünkü eskisi gibi değil ama eskiden maalesef yakın döneme kadar yani bir problemliydi. Bizler de kandırıldık, hatalar yaptık vesaire. Trabzon Emniyeti ve Trabzon Jandarması mesela zamanında Hrant Dink olayının üstünü örtmek istemişti. Şimdi ortaya çıkıyor. Şimdi burada böyle bir şey olacağını düşünmüyorum. Trabzon Emniyeti'nin de Trabzon Jandarması'nda, jandarma bilmiyorum ama emniyetin ve valiyi tanıyorum. Bir Trabzon Emniyeti'nin bu tabii hatalar olabilir. Hocamın eleştirilerini de hepsini hoşgörüyle karşılaması lazım. Bir dakika. Tabii şimdi %100 katılıyorum. Ben vatandaşım. Tabii. Ben siyasi bir kişilikte yani değilim. Niye bunu siyasi kişilikte değilim. Siyaset ben Hrant Dink'in abisi, amcasının oğlu, kuzeni de değilim. Hocam, ama bir insan öldü. Hocam doğruyu da yanlış da söyleyeceksin. Yani insan öldü. Hrant Dink ölmeden önce
Yine gazetelerden duyduğumuz Trabzon Emniyet, Emniyet İstihbaratı diyor ki bir çocuklar var. Bunlar İstanbul'da bir fırıncıyla, Sultanbeyli'de abisi. Bunlar Granting'i vuracaklar. Bu yüzden yargılandı insanlar. Hala içeride olan polisler var. Bu istihbarat göz ardı edilip bir tane gazeteci gitti. Ve Granting suikastı Türkiye'de derin bir fay hattı oluşturdu. Nedim Şener bütün gerçekleri ortaya çıkardı. Şimdi var fay hatları. Şimdi, Nedim Şener'in yazdıkları şimdi doğru. Sen polis olarak, Trabzon polisi, ben polisleri çok severim. Görevini yapan polisi çok severim. Yani. Görevini yapmayan polis de kusura bakmasa eleştiririm. Bu basit kafamda. Ben de anlayamadım yani. Trabzon Emniyet'te bir açıklama gelmedi. Çok da fazla polisiye film seyretmem ama her polisiye filmde olay yerinde bir silah bulunmuşsa güzel torbaya kondur. Şimdi aklıma bin tane fırıldak geliyor. Şimdi acaba o silah değil mi? Hocam yapma, o kadar da değil ya. Polisi suçlamıyorum, yanlış anladın. Polisi suçlamıyorum. Belki o şer odakları üç takım derenin dibine silah bırakıldı. Zaman... Hocam şöyle yapalım mı Rasim? Bir bakın çok önemli bir görüntü var. Olay nasıl oldu diye yine devrim orada. Olay yerini her şeyi gösteriyor. Onu bir görelim. Belki bu açıklamalarınıza ışık tutabilir. Görelim bu yorumlarınıza bakalım. Işık tutabilir. Bir izleyelim bakalım 14 numaralı BTR'mizi. Evet. Fenerbahçe kafilesi 5-1'lik Rize maçından sonra yola çıktı. Yaklaşık 20-25 dakika sonra işte şu noktaya vardı. İşte görmüş olduğunuz bu noktaya. İşte görmüş olduğunuz bu yerden şahsın birisi ateş etti ve yaklaşık olarak 70-80 metrelik alana şoföre denk geldi ve şoför yaralandı. Daha sonra hastaneye kaldırıldı. İşte görmüş olduğunuz gibi şahıs ya da şahıslar buraya gelerek, işte burada görmüş olduğunuz bu noktada koşarak uzaklaştılar ve ormanın içine dalarak olay yerinden uzaklaştılar. Evet, görüyorsunuz işte burada bir dere var. Fenerbahçe kafilesine ateş eden şahıs ya da şahıslar olay yerinden uzaklaşırken işte görmüş olduğunuz şu noktaya elindeki tüfeği atarak olay yerinden uzaklaşıp ormanın derinliklerinde kayboldular. Otobüs isabet aldıktan sonra yaklaşık olarak 100 metre ilerledi ve işte görmüş olduğunuz şu ileride durdu. Eğer otobüs durmasaydı oradan görmüş olduğunuz viyadükten Allah korusun aşağıya doğru, belki de denize doğru gidecekti. Evet, o bahsedilen tehlikeli viyadük burası. Eğer otobüsü durduramasaydı işte şu kaptan ve yanında bulunan güvenlik görevlisi arkadaşımız Allah korusun belki de bu viyadükten aşağı uçup denize kadar gidebilirdi. Saldırı işte otobüsü görüyorsunuz orada oldu. Şu otobüsün olduğu yerde saldırı oldu. Otobüs geldi ve Fenerbahçe kafilesi ancak işte burada durabildi. Gördüğünüz bu noktada durabildi. Yerlerde hala kan izleri var, görüyorsunuz. Otobüsün cam parçaları işte görüyorsunuz. Bunlar hala burada. Gördüğünüz gibi evet, kan izleri buralara kadar devam ediyor işte görüyorsunuz. Evet, buraya kadar devam ediyor. Evet, sevgili seyirciler, bir soru. Keşke yaşanmasaydınlar. Buyurun size hocam. Bir soru. Buyurun. Mesafeyi görüyorsunuz. Olay yeri burası. Devrim Zengi'yi de kutluyorum buradan. Bu bir üst akıl ve Mehmet işi. Kardeşimi kameraman. Üst akıl işi. Spor işi değil. Sence siz öyle. Hiç hayatınızda av tüfeğiyle yapılan suikast gördünüz mü? Niye av tüfeğiyle? Böyle bir terör örgütü için veya üst akıl için iki tane tetikçiye kalaşnikov bulmak kolay olsa gerek. Niye? Duman eder vallahi. Niye? Sence? Çok basit. Kalaşnikov'la da arasaydı topluma hiç kimse bunun tabii şöyle olamazdı. İnandıramazdı. Tabii. Bu üç iki tane Trabzonlu fanatik holigan Trabzon'un hakkı yendi. O zaman derlerdi ki ha, bu iş Trabzonlu çakalın çukalın holiganın işi değil. Bu çok değişik bir iş. Organize mesela bir bugün tane. Eğer doğru yapıyorsam Cumhuriyet Halk Partisi ilçe binası da pompalı tüfekle tarandı veya ateş edildi. Öyle mi? Şimdi bakın, haberim yok. Bunları hepsini bir araya koyduğumuzda
çok enteresan makroda. Hocam sonuçta söylediğin senin temelde doğru. Toplumu da bir kaos ortamı, bir kargaşa ortamı yaratmak için. Tıpkı 12 Eylül 1980 öncesi ortam. Siz yaşadınız onu. Sinan Engin, evet. Abdülkerim Durmaz, Ahmet Çakar yaşadın. Sen 11 Eylül günü 1980'de tıp fakültesine kaydoldun. Nasıl ki o dönem bir kaos ve kargaşa ortamı yaşandıysa, devlet otoritesi bittiyse ve işte ondan sonra da askeri darbe oldu. Şimdi de bir kaos ortamı hesaplanıyor. Değil mi? Artık askeri darbe diye bir tehlike yok. Ama yine de aynen söylediğin gibi seçimler yapılmasın, Türkiye istikrarsızlaşsın, Alevi Sünni birbirine girsin, Trabzonlu Fenerli birbirine girsin, Halk Partili AK Partili birbirine girsin. Bütün plan bu. Eğer hocanın dediği gibi, hele bir de CHP'deki sürmen ilçe teşkilatı taranmışsa, bu %100 bakın organize bir sabotajla, bir siber saldırıyla elektriklerin durdurulması operasyonu. Siber saldırı kesin değil. Ama ne ama olur bilmiyoruz yani, vatandaşlar. Daha belli evet. Olmuş başka ülkelerde. İki, bir savcımızın Berkin Elvan cinayetini araştıran bir savcımızın öldürülmesi. Selim Kiraz, Allah rahmet eylesin. Ve ardından İstanbul Emniyetine saldırı. Ardından Fenerbahçe arabasına saldırı, işte CHP teşkilatına hocanın. Bunlar tesadüf olamaz. Bütün bunlar üst üste bir kaos ortamı yaratma stratejisidir. Türkiye'de göz gözü görmez hale gelsin stratejisidir. Hakikaten 20 numarayı bir düğmeye basılmıştır. Ve Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin de müteyakkız olma hepimizin de, yani hakikaten o klişe laf vardır ya, birlik ve beraberliğe ihtiyacımız var. O çok doğru. Şu an ilk defa aşırı derecede doğru bu. Evet. Bir saniye. Görüntü bir tamamen ekrana gelsin. Togo milli takımına bir saldırı olmuştu hatırlarsanız. Eski. Togo'nun milli futbol takımını taşıyan otobüse kimliği belirsiz silahlı kişilerce ateş açıldı. Arkadaşlarım içeriden gönderdiler şimdi. Otobüsün şoförü öldü. Buradaki amaç da şuydu. Otobüsün şoförünü öldürüp takım otobüsünü tamamen ortadan kalmak. Yani futbolcuları öldürmek. Aynı plan. İkisi futbolcu, 9 kişi ağır yaralandı. Takım Afrika Kupası karşılaşması için Angola'ya giderken yapılan saldırıda otobüs şoförü öldü. 9 kişi yaralandı. Milli takım kafilesinde dünyaca ünlü eski yıldız Adebayor da bulunuyordu hatırlarsanız. Evet. Togo Spor Bakanlığı yetkilileri saldırının Angola'nın istikrarsız Kabinda bölgesinde yapıldığını ve yaralıların ikisinin takım üyesi, ikisinin de tıp görevlisi olduğunu söyledi. Ama bu iki bölge arasında 17 yıldır süren silahlı çatışmalarında olduğu belirtiliyor. Yani bu fırsat arası, tam bir fırsat. Arası, onlar arasında. Arası saldırıyı Angola gerillaları üstlendi. Burada önemli olan şu, gerçek olan şu. Angola milli takımı kupadan çekildi. Ama FIFA bu kupa, bu turnuva ertelensin demedi. Togo kafilesi, özür dilerim. Togo çekildi ama erteleme olmadı. Burada münferit bir karar onu verildi. Onu tartışmak lazım tabii. Ne tartışmak kadar lazım. Biz ilerleyen dakikalarda tartışacağız. Evet. Burada özellikle Sinan Engin'in, Ertem, Abdülkerim Hoca'nın, Ahmet Hoca'nın, bu akıl işi gerçek, değil. Hani, senin gerçek futbol adamlarının. Ertem bu akıllı. Ertelemeyle ilgili yorum verildi. Ertem'cim bu deli işi. Yani bir adam av tüfeğiyle bir otobüsü ve otobüsün içindeki 40 tane kardeşimizi öldürmesi, bu bir akıl işi değil. Akıldan yoksun bir adamın. Amaç Fenerbahçe'nin futbolcuların ölmesini sağlamak değil mi sence? Ya ben sana bir şey söyleyeyim mi? Farkında değil herhalde. Adi saldırı değil. Ya farkında değil, hayır. Herhalde farkında değil abi. 40 kişinin ölmesi ne demek ya? Sinan Hoca Fenerbahçe'ye aşık. Sinan Müsür. Hayır. Bundan bir dakika. 14 yıl önce Boston'dan bir uçak kalktı. Tamam. Uçağın içi dolu mu değil mi bilmiyoruz. New York'un hava sahasına girdi. New York'un tam göbeğindeki ikiz kulelere dolu hocam, çatır dolu, çatır vurdu. Dolu ya, bitirelim, şey öldü. 3000 kişi öldü. Aynen. Hadi atalım 2000 kişi. Ya hocam kişi bu ayrı bir şeyden ve bahsediyoruz. Ve bu Amerika'nın bildiği ülke. Belki de yol verdiği bir olay. Ya hocam, 40 bu ülkede ne olacak ben adam? Başka hocam, terör başka bir hocam, şey. Hocam sen başka mantıktan, ben terör olarak ben başka mantıktan. Ben terörist mantık, benim umurumda ben, değil. Hocam ben ya, hocam, ben kendi inandığım doğruya konuşuyorum. Bilirdi de eskiye geçebilirdi. Bir av tüfeğiyle olur mu böyle bir şey? Ya. Yani iki tane hocam, iki tane fişek alan. Olmasa da önemli değil. Hocam bakın. Öldürse de olur, öldürmese de. Hocam iki tane. İşte toplumda bak, iki fişek alan. Türkiye ayağa kalktı şu an. İki fişek alan av tüfeğiyle kalkıyorsun otobüsü. Yani bu otobüsü, bu ateş eden bu adam. Evet. Bu otobüsün oradan uçurmayı, yani
Nasıl planlayacak? Şoför öldürüyor ya. Düşsün yani, bu akıl işi değil. Bu farkında değil herhalde ya. Ya böyle bir cinayeti. Hocam bak böyle sen bir şey. Sen terör örgütlerini ve tetikçilerini Rahmani çok iyi niyetli. Hocam iyi niyetli falan demiyorum. Yani böyle bir hani böyle bir hainlik nasıl olabilir diyorum. Ya, ben. Ben onu söylemek istiyorum. Oluyor, hayır işte, hocam. Hocam. Terörist hocam. Adam bakıyorsun uçağı düşürdü daha geçen hafta değil mi? Tabii. Evet, o ayrı bir şey. O asla, o ben başka bir şey dedim. Ben insan değilim. Hocam bu da bilmiyor. Hocam bu da bilmiyor. Bu da diyor ki ben. O mesela bireysel hani, bir olay. Bunun arkasında birisi varsa ya niye Fenerbahçe? Bir futbol kafilesine Türkiye'de yıllarca hiç seçilmedi. Değil mi? Anladım Türkiye'de 5 tane majör hayatı varsa biri Fener tarafı. Hocam tamam ben anladım. Olur. Çok iyi güzel anladım. Ayrı bir şeyden bahsediyorum. Evet. Af tüfeğiyle kalkıp da geç buradan ateş et. Bu otobüs buradan düşsün aşağıya. Bunlar ölsün. Yani bu bunu hesaplamış mıdır bu? Sen hain ya sen şunu diyorsun. Böyle bir hainlik olabilir mi? Sen ona öfkelisin. Ya ben de hainlikler gördüm. Kahramanmaraş'ta. Hocam futbol kaç takımı öldü. Maraş kaçtı. Bakta otel yaktılar. Kaydı bir şey. Sen ne diyorsun? Hocam bak orada oteli oradaki. Hocam orada siyaset var. Mı yaptı? Hocam görmüştü onları. Görmüştü hocam. Tabii ki, doğru. Sayın hocam futbolcunun Maraş her zaman bir şey yılları kaçıyor. 1 Mayıs'ta hocam, 50 kişi öldü taksiyle. Hocam bu futbolcunun 77, hocam 77. Futbolcunun her zaman Maraş bir dokunulmaz. 78. Bak futbolcunun her zaman bir dokunulmazlığı vardır. Futbolcu her zaman sempatiktir. Ya yemişler futbolcu adam kelediye sıkmış. Yolda PKK'lı bile çevirse Nusaybin'den bilmem neye gider futbol kafilesindeler geçti. Bak ben öyle görüyorum. Ya AVM'lerde kadın çocuk ölüyor ya. Hocam bak futbol bak. Hocam futbol takımı ayrı bir şey. AVM kadın. Ya sen diyorsun ki 3 tane fanatik bunu kendi yaptı diyorsun. Biliyorum ya ben bak biliyorum ki bunu topladı ve ben diyorum ki bu nasıl bir zihniyet? Adi yani bu otobüsün düşeceğini bunlar tahmin etmediler mi? Yani oradan uçuruma düşecek. Zaten yani amacı bunu verdi. Amacı ya. Taşla da yapıyorlar kardeşim. Sinan. Büyük taş alıyor herif şoföre atıyor. Şoför büyük taşla yani, yaralanıyor. Anlaya, aynı şey yeni olabilir. Biz yıllarca Anadolu'da yaşadık hocam. Pompalıyla. Hocam diyor ki ben. Canım. Bu daha büyük bir örgütse. Hocam taş atıyorlar şoför. Evet. Örgütse. Allah Allah hocam şoför bir tanesi mi görebilir hocam? Hayır. Emanet verirsin. Yani. Bak ben onu söylüyorum. Yani böyle bir. Sinan. Hocam bak böyle bir. Şimdi böyle bir hainlik nasıl düşünebilir diyorum insan. Terörün psikolojisini anlat. Böyle bir hainlik olabilir mi ya? Büyük hainlik de zaten böyle alçaklık. Dün gece saat 11'de altyazı geçti. Plan bu. Benim elimde çay bardağı Allah'ım dedim ne oluyor? O da mı düştü? Bir dakika. Abi bu az şey değil. Tabii düşer. Fenerbahçe kafilesinde Rize yolunda sürmelerle silahlı saldırı. Şimdi akşam şu çıksaydı vali açıklamasında. Uzun namlulu otomatik silah. Hemen insanın aklına. Terör örgütü diyecekler. Malum terör örgütleri. Başka bir şey. Çok daha profesyonel. Amaç şu algıyı yaratmak. Bir av tüfeğiyle iki tane şey tırnak içinde holigan Trabzon'dan. Ben futbol takımının olmasını az önemiyorum. 3 Temmuz'u içine sindiremediler. Bireysel bir eylem. Bu ne oluyor biliyor musun? Evet. Şu anda görüyorum. Milyonlarca Fenerbahçeli ben geç hocam o işleri geç diyor. Ben de diyorum. Trabzon'da evet. Yaptığı dün akşam da intikam diyor. Amaç bu zaten. Amaç bu zaten. Toplumsal ayrışma. Ben diyorum hocam tamam. Fenerbahçeli kendine göre haklı oluyor. Ben başka bir şeyden bahsediyorum. Bir futbol kafilesine, evet. Yani futbolcuya, evet. Yani bu kadar nasıl hainlik yapabilirsin ya? Ya bunu herhalde düşünmeyi anlamıyorsun değil mi? Ben seni anlıyorum bütün hocam. Bütün terör eylemlerinde masum. Ya hocam terörist sivilden, falan çıkmaz arkasından göreceksin ya. Kız çocuğu öldürüyor. 18 numara. Terörist falan çıkmaz hocam bunun arkasından göreceksin. Ya. Göreceksin ne çıkacağını. Terörist tabii ki çıkmayacak. Birini teslim edecekler. Hocam o yerde silah abi. O yerlerde her şey oluyor. Benim içimde nişandır. Frank Dink öldürüldü. O gün Samaz 19 yaşında milliyetçi duygular. Ya bırakın lan bu işleri. Hocam sen beni dedim anlıyor musun? Gibi oluşum var. Sen beni dedim anlıyor musun? Hocam sen ne olursun? Bir futbol çarpmışsın. Bizim dediğimiz çıkarsa sen diyeceksin ki. Ha, doğru mu hocam? Üst üste oldu bir saniye. Herkes üst üste mi? Abdülkerim abi üst üste oluyor. Ahmet hocam bak. Şimdi bak Ahmet Çakar'la çok takmıyorsun abi. Yasin bir saniye. İcabet verebilir miyim? Tamam böyle tamam. Ahmet Çakar'la şimdi ben de zamanında böyle kapışmışızdır bazı konularla ama bak. Hrant Dink konusunda haklı çıktı. Hrant Dink konusunda da o dönem sizinki iyi niyetli onu biliyorum. Bence o dediği yazı iyi niyetli değildi. Efendim bu bireysel milliyetçi duygularla işlenmiş bir cinayettir. Hrant Dink farklı bir şey bu farklı. Hayır. Bu yazıldı ya. Futbol kafilesi farklı bir şey abi. Bakın beni Hrant Dink'ten önce Trabzon'da bir kilisede Rahim Santoro denen yaşlı başlı bir rahip. Öldürdüler yine. 16 yaşında sarışın beyaz tenli çocuk hocam, bebek gibi. Hocam bu ülkeyi en güzel futbolla karıştırdılar. Ya onun için güzel söyledim. En güzel. Bir çocuk 16 yaşında kilisenin ne olduğunu, rahibin ne olduğunu, dinin ne olduğunu filan bilmez cahil. Rahim Santoro'yu öldürdü. Santoro'yu öldürdü. Dedi ki
Bu Hristiyanlığı, buna uyuz oldum. Burada Hristiyanlık propagandası yapıyor. Aynen dedi. Aynen dedi. Yalan bunlar. Mutlaka o çocuğu azmettir. Ha, sonuçta. Kesinlikle. Aynı sonuçta, zaten. O gün sabah Trabzonlu saf bir genç. O ufak çocuk rahibi öldüren 16 yaşında bir Trabzonlu genç. Yarın bir gün bu işte de Trabzon'un Sürmeli ilçesinde kahvede kafayı Fenerbahçe'ye takmış iki tane Trabzonlu genç çıkmasın yo, demek. Onun arkasında kim? Hangi örgüt var? Hooligan eylemi kesinleşmiştir. Bunun hiçbir siyasi üst takım yönü yoktur demek doğru ya, değil. Benim ki bir dakika kardeşim önemli konu yemişim kahveyi. Hocam bir yemiyor. Reklam yemiyor işte. Ana kumanda yemiyor. Bir kahve molası. Kahve 80 abi burasından deniz ağrısına ya. Hayda. 84'ten beri. Şurada da öpüyorsunuz birbirinizi ya.